Herkese iyi akşamlar. Bu dönemin son canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz. Birkaç dakikalık bir gecikmemiz oldu. Hocamızın bilgisayarında bir aksaklık yaşadık. O yüzden kusurumuza bakmayın lütfen. Zaten bu akşamki konuğumuzu hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Kendisi bizim hem eski dekanımız hem yıllardır işletmeciliği bölümü hocalarımızdan. Profesör Doktor Kutay Oktay. Kendisini bekletmeden hemen yayına alıyorum. Hocam merhabalar, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar hocam. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Ben de bir an böyle hiç bağlanamayacaksınız sandım. Oysa ki biz gayet deneme yayını da yapmıştık. Hiçbir sorun yoktu. Ama aksilik bu en azından birkaç dakika içerisinde çözüldü. Hocam, yayına başlamadan önce bize böyle küçücük kendinizi tanıtabilir misiniz acaba? Tabii olur. 1975 yılında Ankara'da doğdum. İlkokulum, ortaokulu ve liseyi Sakarya Anadolu Lisesi'nde bitirdim. Daha sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde tamamladım. Yüksek lisansımı Sakarya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde tamamladım. Tabii o dönem sektörde de çalıştım. Daha sonra Kırgızistan'a gittim öğretim görevlisi olarak Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'ne. Turizm Otelcilik Yüksekokulu'nda 2 yıllıktı o zaman. Öğretim görevlisi olarak başladım. Doktoramı da orada tamamladım. Yaklaşık 13 yıl orada çalıştıktan sonra 2014 yılında Kastamonu'ya geldim ve o tarihten beri Kastamonu'da görev yapıyorum fakültemizde. Hocam peki bu akademik kısmınız, akademik yanınız sizi gitarla tanıştıran ne oldu? Ne zaman gitar çalmaya başladınız? Gitarla ne zaman tanıştınız? Ya aslında ta çocukluktan beri müziğe ilgim vardı. Her türlü müziği dinliyordum. Lisede de gitar çalan arkadaşlarım falan vardı. Ha, lisede başladım, üniversitede başladım. Üniversitede yurtta tanıştığım bir arkadaş gitar çalıyordu. Sonra onunla beraber eve çıktık. O da bayağı iyi çalıyordu. Çocukluktan beri çalıyordu. Sonra bana da öğret dedim. Ben de heveslendim. O şekilde başlamış oldum. Önce ondan öğrendim. Sonra da kendim değişik işte metotlardan öğrenerek kendimi geliştirmeye çalıştım. Yani 25 Yani yıldır üniversite geç değil gitar öğrenmek için. çalıyorum. Nasıl? Öğrencilerimiz üniversitenin geç olduğunu düşünüyorlar da enstrüman çalmayı öğrenmek için üniversite geç değil. Tabii yani geç değil. Manas Üniversitesi'nde bir hocamız vardı. 60 yaşında ud çalmaya başlamış. 70 yaşındaydı o zaman. Çok harika çalıyordu. Ya tabii küçük yaşta başlamak çok büyük avantaj. Yani çocuklar çok daha hızlı öğrenebiliyor. Bugün bakıyorum bir videoları YouTube'da. 10 yaşındaki çocuk benden çok daha iyi çalıyor. Yani çocuklar çok daha hızlı öğreniyor. Erken başlamak tabii ki avantaj ama geç değil üniversitede. Önlerinde uzun yıllar var. Bu işte biraz da zaman ayırma, istek, sevgi meselesi. Yani üzerine düşüldüğü zaman öğreniliyor. Ama tabii Pardon, diğer buyurun şey, hocam. iş ve derslerden de kopmadan bu işi yapmak lazım. Hocam o zaman ufak ufak öğrencilerimize gitar nedir, tarihçesi nedir ile başlayalım dilerseniz. Şu an sunum okey mi, ben mi paylaşayım? Açayım ben. Tamam hocam. Evet, geldi mi sunumum? Geldi hocam. Şu an ekranda sıkıntı yok. Evet, sunumumuz gitarlar üzerine bir sunum olarak başlığıyla hazırladım. İlk olarak gitarın tanımıyla başlayalım. Gitar parmakla veya pena ile çalınan esasen 8 şekline benzeyen yan kısımları oval, sap üzerinde ses perdeleri olan telli bir çalgı türüdür. Gitarlar genelde altı tellidir ve farklı çeşitlerdeki ağaç türlerinden yapılabilirler. Gitar neredeyse her türlü müzik türünde kullanılan bir müzik aletidir. Gitarı tabii hepimiz biliyoruz. Hepimiz günde belki 5-10 kere karşılaşıyoruz işte televizyonda, konserlerde. Karşımıza sıkça çıkan bir gitar aleti ve hemen her türlü müzikte olduğu için de en çok kullanılan müzik aletlerinden birisi. Evet, tarihçesine geçersek
Tabii tam kesin net bir şey yok. Bir iki teori var. Bunlardan birinci teorisi çok eski bir Yunan çalgısı olan Kitara'dan geldiği iddia ediliyor. Bu teori de şuradan geliyor. Gitara yakın bir isim, Kitara'nın gitara yakın bir isim olduğundan dolayı. Ama fotoğrafta da görüyorsunuz, burada gitardan çok arpa benzeyen bir alet görüyoruz orada. Tabii diğer asıl daha uygun bir teori Ut'tan gelmiş olduğu. Yani özellikle İspanya'ya Endülüs devleti Ud'u getirmiş ve bu Ud Avrupalılar tarafından Lut adı verilen şurada gördüğünüz alete dönüştürmüş. Yani perdeli Ut. Yani Ut'un Ud'a perde takmış Avrupalılar ve Lut demişler. Ve bunu klasik müzikte kullanmaya başlamışlar. Bunun dışında şu şekilde dört telli çalgı olan çartar veya sitar denilen Azerbaycan'da da kullanılan bir alet. Bundan da geçtiği söyleniyor. Gene gitara ait en eski ikonografik gösterimi 3300 yıllık bir resim olan Alacaöyük, Türkiye'de yer alan bir resim var. Burada görüyorsunuz bir heykel. Tabii daha sonra Rönesans başlarında günümüz gitarına daha yakın hale getiriliyor bu lut denilen alet. Önce 4 telli, 4 çift telli, sonra 5 çift telli ve 6 çift telli 17. yüzyılda İtalyanlar tarafından kullanılmaya başlanıyor. Ve bu en çok da bu model tutuyor. Hem 6 tek telli hem de 6 çift telli yani 12 telli gitarlar bu şekilde gelişiyor. Ve son olarak da günümüz formunu 19. yüzyılın başlarında gövdesi hala küçük ve dar belli olmasına rağmen modern gitar şeklini almaya başlıyor. Yaklaşık 1850 yılında İspanyol usta Antonio Torres'in gövdenin boyutlarını büyütmesi ve oranlarını yeniden düzenlemesiyle modern klasik gitar günümüzdeki şeklini alıyor. Bu Hocam yeni model. ben çok küçük bir şey hem soracağım belki katkı olacak bilemiyorum. Şimdi kitara Yunancası ve şey aslında Yunanlara özellikle yani işte Büyük İskender döneminde sitar yani siz de biraz önce söylediğiniz Farsçesi o coğrafyadan geçtiği biliniyor. Andalusya'da keza aynı şekilde ve hep şey diyor teorisyenler yani aslında ya Orta Asya olarak bilinen yeri biz şu anda Kazakistan, Kürdistan bölgesi gibi algılıyoruz ama Hindistan'dan başlayan bir şeyden bahsediyoruz. Orada da Pers hakimiyeti var bildiğiniz üzere. Ve şey, Orta Asya'da çalınan bir çalgı olup daha sonradan Batı'ya geçtiğine yönelik çok ciddi teoriler var. Hani bana da çok şey geliyor açıkçası, mantıklı geliyor. Çünkü hani Endülüs Emevi ile beraber zaten Avrupa'ya yayılacak. Avrupa'nın tanışmışlığı da aslında bir nevi Orta Asya kökenli. Doğru mu siz ne Tabii düşünüyorsunuz? tabii. Orta Asya'dan geldiğine dair bir teori de var. Zaten kopuz, sitar Azerbaycanların çaldı. Daha sonra Ud'a dönüşülüyor. Ud şeklinde de İspanya'ya geliyor. Oradan da tüm Avrupa'ya yayılıyor. Sonra da bu şekilde klasik gitar halini alıyor. Tabii Amerika'ya geçmesiyle beraber gitarın günümüzde modern müzik türlerinde kullanılan akustik gitar ve daha sonra elektro gitar Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştiriliyor. Şimdi isterseniz biraz da bu gitar çeşitlerine bakalım. Bunların farkları neler? Biraz onları anlamaya çalışalım. Tabii ilk demin gördüğümüz 1850 yılında geliştirilen model klasik gitar. Klasik gitar tüm gitar türlerinin atası olarak tanımlanabilir. Gitarın gövdesinin ortasında ses deliği denilen yuvarlak bir boşluk bulunur. Klasik gitarda kalın 3 tel ipek üzerine sarılmış çelik, ince 3 tel ise naylondur. Genellikle parmak ile çalınır. Klasik gitarda sağ elin görevi daha fazladır. Sağ el kullanılarak gitarda çok farklı ritim ve harmonikler oluşturulabilir. Genelde klasik ve flamenco tarzı müziklerde kullanılır. Evet, klasik gitardan en önemli özelliği naylon telli olması. Ve
parmakla çalınması, yani finger style dediğimiz türde çalınması. Bunda da daha çok işte klasik müzik veya flamenco müziği çalınıyor. Bu tamamen kişinin alışma meselesi. Yani klasikler öğrenmeye başlayanlar daha çok parmakla çalıyorlar. Ya parmakla ya tırnaklarını uzatarak veya günümüzde özel tırnak uzatmak istemiyorsanız özel parmak penaları var. Onlarla çalabiliyorsunuz. Evet, isterseniz bir örnek gösterelim klasik gitardan. Tamam hocam. Evet, ben klasik gitar çalmıyorum aslında. Bu benim gitarım değil, bu kızımın gitarı. Biraz küçük boyutlu, yani çocuk gitarı diyebilirim buna. Normalde biraz daha büyük. Tabii klasik gitarların da boyutları var, farklı boyutlarda. Ama bu çocuk gitarı biraz küçük. O okulda ders veriliyordu. Ona da bir gitar aldık fakat salgın başlayınca o dersler de durdu. Gitar da bana kaldı. Şimdi ben çalıyorum bunu. Tabii naylon telli. Bir de en önemli fark, şu sapının şuraları delik oluyor. Klasik gitarda. Çünkü teller biraz daha kalın naylon olduğu için. Elektro gitarda ve akustik gitarda şurası biraz daha kapalı, ince, daha ince bir klavyeye sahip oluyor. Şu şekilde ben dediğim gibi klasik gitar çalıyorum. Dolayısıyla parmak ile, yani finger style'ı çok iyi bilmiyorum ama birkaç örnek çalabilirim. Mısınız? Sesiniz kapalı. Buradayım yani hocam. Yankı yapmasınız. Sesiniz evet, yankı yapmasın diye kapadım hocam. Evet, parmakla çalınabildiği gibi benim tabii fenayla çalmaya dair olmadığım için fenayla da birkaç örnek çalabilirim. Kendi sololarımdan. En sona da birkaç film müziği çalacağım, dizi müziği. Thank you.
bırakalım. Devam edelim isterseniz diğer gitar türlerinden. Evet, bir sonraki. Hocam slide ilerlemedi. Aç, ilerletiyorum. Bir sonraki şimdi gitar. Oldu. Akustik gitar. Akustik gitarlar görünüş itibariyle klasiklere benziyor. Ancak gövdesi biraz daha şişman. Basık en önemli farkı da tellerinin çelikten yapılmış olması. Ve akustik gitarlar genellikle pena ile çalınıyor. Ayrıca pop, rock, blues ve jazz türlerinde de oldukça kullanılan bir gitar türü. Bu arada klasiklerde, elektro klasiklerde olabiliyor. Yani normal kendi çıktı, kendi gövdesinden çıkan sesin yanı sıra manyetik takılan ve equalizer takılan elektro klasik gitarlar direkt ses sistemine bağlanarak özellikle profesyonel sahnelerde kullanılabiliyor. Akustik gitar da aynı şekilde. Özellikle günümüzde akustik gitarların hemen hemen hepsi, büyük bir çoğunluğu elektro akustik olarak satılıyor. Çünkü direkt sisteme girip şu şekilde equalizer'la anfiyle veya ses sistemiyle çalabiliyorsunuz. Evet, isterseniz akustik gitarla ilgili de bir sunum yapalım. Şu şekilde benim yaklaşık 3 sene önce almış olduğum akustik gitar. Bu da elektro akustik bir gitardır. Şu şekilde equalizer ve manyetiği vardır. Şöyle kabloyu taktığınız zaman amfiye ses sistemine bağlanabiliyorsunuz. Dediğim gibi akustik gitarda şu şekilde, klasik gitardaki gibi sapta boşluk yok. Direkt çelik teller olduğu için daha ince bir klavyeye sahip. Evet, kendi sesi de var. Kendi gövdesinden çıkan ses şu şekilde. Amfiye de bağlayabiliriz. Evet, amfimiz açıldı. Amfiden çıkan ses biraz daha yüksek. Hem de efekt katabiliyorsunuz. Efekt pedalınız varsa. Evet, özellikle blues tarzı çalanlar için oldukça elverişli bir gitar. Thank you.
bu şekilde de kısa bir akustik gitarla dinleti yapmış olduk. Tabii güzel bir alet. Çok farklı türleri çalabiliyorsunuz. Hem klasik müzik hem Türkçe parçalara da çok uyumlu. Evet, benim de severek çaldığım bir alet. Farklı pedallar kullanarak değişik efektler kullanabiliyorsunuz ama çok sert tonlara uyumlu değildir. Çok sert şeyler çalmak için elektro gitarı deneyebilirsiniz. İsterseniz yavaş yavaş elektro gitara geçelim. Hocam sunum. Ha. Nasıl? Geldi mi? Geldi hocam şimdi. Evet. Elektro gitar katı ve oyulmamış gövdeye sahip bir alettir. Genellikle pena ile çalınır. Manyetiklerin titreşimini algılayabilmesi için çelikler kullanılır. Evet, elektro gitarın akustik gitar veya klasik gitar gibi kasası yok. Yani tek başına ses verme özelliği var. Ses çıkarır ama sadece telin titreşimini çıkarır. Ancak çalan kişi duyabilir. Tabii ses duyabilmeniz için bunu bir amfiye bağlamanız lazım. Bu amfiye bağladığınız zaman da o sesi algılayan manyetikler vardır üstünde. O manyetikler sayesinde ses amfiye gider. Gördüğünüz gibi elektro gitarlar çok fazla çeşitlidir. Ve dünyada en çok satılan müzik aleti de elektro gitardır. Yani en çok heves edilen, en çok insanların çalmak istediği alette olarak kabul ediliyor elektro gitarlar. Şurada mesela sadece Gibson firmasının modelini görüyoruz. Çok farklı değişik modeller var. Tabii fiyatları da çok geniş bir aralıkta. Yani 200 dolardan başlar veya daha 150 dolara da bulabilirsiniz çok daha düşük modelleri. Üst limiti yoktur. Yani iyi bir profesyonel bir gitar almak istiyorsanız da en az bir 4000-5000 dolar, 6000-7000 doları gözden çıkartmanız gerekir. Ama başlangıç için 200-300 dolarlık bir gitar yeterlidir. Evet, tabii elektro gitarlar da kendi içerisinde birkaç çeşide ayrılıyor. Birinci çeşit bu sabit köprülü gitarlar. Bakın şu köprü dediğim şey sabit, yani yerinden oynamıyor. Bir de yerinden oynayan köprüler var, onu da göstereceğim şimdi. Elektro gitarın tabii en önemli parçası sap manyetikleri. Genelde iki tane manyetik oluyor. Sap manyetiği ve köprü manyetiği şeklinde. Tabii bazı gitarlarda üç tane de oluyor. Çoğunlukta iki. Manyetik seçicimiz var burada. Eğer bu manyetikte çalmak istiyorsanız aşağı indiriyorsunuz. Bu manyetikte çalmak istiyorsanız yukarıya. İkisinin ortasında bir ses almak istiyorsanız orta şeyi de var. Fonksiyonu var. İşte şunlar burgular, akort ayır yapmak için perdeler. Şuraya pick guard diyoruz. Şu şekilde. Bu da şu sürekli pena ile vurulduğu için gitarın boyası çiziliyor, ahşap çiziliyor. O yüzden genelde bunu koyuyorlar. Bu çizilse bile daha sonra değiştirebiliyorsunuz bu parçayı. Gene ses açma kapama ve ton şeyleri burada var. Tuşları. Evet, bu gitar dünyada en çok bilinen gitardır. Gibson Les Paul modeli olarak geçer. Les Paul kasa. Yani bütün hemen hemen önemli sanatçılar bunu kullanıyor. Yani %60, %70 profesyonellerin kullandığı bir gitardır. Bu modelin fiyatı da yaklaşık 3500-4000 model, 4000 dolar civarındadır. Evet, Gibson'da işte Amerika'da bu elektro gitarı icat edenlerden birisi, daha sonra kendisi firma kurmuş. Bu firmada dünyaca ünlü bir gitar markası haline gelmiş. Ve diğer söylediğimiz sabit olmayan, yani hareketli köprüler şu şekilde oluyor. Bunlara Floydros sistemi deniliyor. Bunun amacı da şu şekilde bir kol var. Bu kol sayesinde telleri yerinden oynatabiliyorsunuz biraz ve böylece daha enteresan sesler çıkartabiliyorsunuz. Mesela bir at kişneme sesi veya işte bir motosiklet sesi veya bir siren sesi çıkarabilirsiniz. Yani değişik, biraz daha
üst model müzik yapmak isteyenler bir gitar çeşidi. Bu da Ibanez. Bu da önemli markalardan birisi Ibanez. Gene Jackson. Şu modeller de var. Bu şekilde modeller daha çok işte metal müzikte kullanılan. Biraz daha işte gösteriş, sert görünüm kazandırmak için bu şekilde modeller geliştirmişler. Yani çalım rahatlığı açısından çok rahat değil bunlar. Şu model mesela çalım rahatlığı açısından çok da rahat bir model. Gene Gibson da o şekilde. Evet, bir de semi-hollow kasa, yani caz kasa dediğimiz elektro gitarlar var. Bunların da akustik gitar gibi biraz kasaları var. İnce bir kasa da olsa tek başına da ses çıkarabiliyor. Ayrıca amfiye bağlanınca da ses çıkarabiliyor. Ve hoş bir ses çıkıyor. Yani hem buradan çıkan ses ve hem amfiden çıkan ses hoş bir tını veriyor ve o nedenle caz müziğinde özellikle bu semi-hollow kısa veya caz kısa dediğimiz elektro gitarlar kullanılıyor. Evet, bir de gitar markaları var. Özellikle elektro gitarda en bilinen iki marka Fender ve Gibson'dır. Bunların da modelleri şu şekilde. En çok rekabet eden model şu şekilde. Gibson Les Paul dediğimiz kasa. Deminki kasanın benzeri. Bir de Fender Stratocaster dediğimiz model. İkisi birbiriyle yarış halindedir. Sahnelerde dikkat edin. Profesyonel gitaristlerin elinde ya bu vardır ya bu vardır. Diğer modeller de kullananlar var ama en çok dünyada kullanılan model bunlar. Tabii bunların daha ucuz şeyleri var. Alt modelleri var. 400-500 dolara da bunların düşük modellerini alabilirsin. Mesela Gibson alt modeli olarak Epiphone var. Fender'in de Squire modeli var. Bunlar daha erişebilir fiyatlarda satılıyor. Tabii farkı ne? Neden arada bu kadar fiyat farkı var? Tabii ki müzik enstrümanının kalitesini belirleyen şey onun sesi. Profesyonel bir sound elde etmek son derece önemli elektro gitarda. İyi bir ses elde etmeniz için de öncelikle iyi bir gitarınızın olması lazım. Üzerindeki manyetikler son derece önemli. Biraz sonra manyetiklerden de bahsedeceğim. Ayrıca ağacın kalitesi sesi etkiliyor. Klavyenin kalitesi. Ve tabii fiyat artıran en önemli unsur da marka unsuru. Marka değeri fiyatı oldukça artırıyor. Tabii iyi hocam, bir ses elde ediyor. Orada çok pardon bir şey soracağım. Gerçi sunumun başında dediniz ama belki onu klasik ve akustik gitar için söylediniz. İrfan Hoca'dan da bir soru var. Hangi ağaçlar kullanılıyor gitar yapımında der hocamız? Birçok ağaç türü kullanılıyor. Mesela gül ağacı, abanoz ağacı, ıhlamur ağacı, maun ağacı en çok kullanılan ağaçlar. Aklıma gelenler. Evet, yani ağaç ve işçilik oldukça önemli. Özellikle bu işi en iyi yapan firmalar işte Gibson, Fender Amerika'da yapılıyor. Gene Japon Ibanez firması iyi. Tabii Çin de bu işin içine el atmış. Çin genelde bunların taklit modellerini üretiyor. İşte Endonezya yapımı gitarlar var, Kore yapımı gitarlar var. Veya firmalar Çin'de de fabrika açmışlar. Taklit olmasa bile orijinal markalar. Mesela Ibanez'in Çin'de de fabrikası var. Orada da üretim yapıyorlar. Bizim ülkemizde de özel yapım gitarlar var. Ustalar bunu yapıyor. Hem klasik, akustik, elektro gitarı yapıyorlar. Ama bir firma marka haline henüz gelememişler. Ancak oldukça iyi gitar yapan ustalar var. Evet, markalardan biraz daha bahsedebiliriz. Fender, Gibson dışında evet Ibanez dedik. ESP gene Amerika'da oldukça kullanılan şey. Yamaha'da bildiğimiz motosiklet markası ama gitar da üretiyorlar. Evet, klasik gitarda Taylor, Seagull, Ovation, benim çaldığım demin gitar, o da Ovation'ın bir alt modeliydi. Aslında Ovation orijinal modelleri çok daha pahalı. Marty Den Joe gibi yüksek kaliteli akustik gitarlar var. Gene Takamine, Martin, bunlar Taylor, klasik gitar da üretiyorlar. Yine Dean Gitar, elektro ve akustik gitar üreten firmalar. Evet, biraz da gitar manyetiklerine bakalım. Elektro gitarların manyetikleri de çok çeşitli. En çok bilinen modeller şu şekilde ikili olan humbucker'lar. Bir de tekli model olan single coil dediğimiz modeller. Tekrar şu şeye dönersek,
Gibson'ın modellerinde humbucker vardır. Yani ikili model şeyler. Bunlar kapaklı, kapağı çıkarabilirsiniz. Fender'de ise şu şekilde tekli, single coil dediğimiz tekli manyetikler vardır. Burada manyetikte üzerindeki şeyler mıknatıs sesi çekerek ses sistemine veriyor. Şu şekilde kapaklı modeller var. O gitaristin tercihine göre kapaklı modeller biraz daha temiz ses verir. Kapağı çıkarttığınız zaman daha sert ses elde edebilirsiniz. Evet, 6 tele denk gelen 6 tane mıknatıs var. Bir de şu şekilde şerit şeklinde de mıknatıs olanlar var. Özellikle elektro bağlamalarda şu şekilde şerit şeklinde de manyetikler kullanılıyor. Yani elektro bağlamada kullanılan manyetikler de gitar manyetiklerinin aynısıdır. Biraz da elektro bağlamadan bahsetmek istiyorum. 1960'ların sonuna doğru Orhan Gencebay ve Erkin Koray'ın beraber çalışırlarken oluşturdukları bir sazdır. Bağlamanın sesini müzik yapılan mekanlarda daha çok duyurmak ve rock müziğine de kullanabilmek için elektro bağlama kullanılmaya başlanmıştır. Elektro bağlamalar bağlamanın yapısal özelliklerini koruyarak içine yerleştirilen elektro gitar manyetikleriyle üretilmiştir. Evet, elektro bağlama da gerçekten çok hoş bir tınısı olan enstrüman, günümüzde oldukça yoğun olarak kullanılıyor. Gene gitara benzeyen bir alet buzuki var. Buzuki de çağdaş Yunan müziğinin belli başlı çalgılarındandır. Gitar ve bağlamanın karışımıdır. Bu yüzden çok dengeli bir enstrüman değildir. Gitar ve bağlama karışımı klavyeye, bağlamanın tellerine ve gitarın perde düzenine sahiptir. İsmini sazdan bozularak yeni bir çalgı oluşturulduğu için bozuk dendi. Bozuk kelimesinin yerini zamanla Yunanca telaffuzla birlikte buzuki adını aldığı söylenir. Diğer bir görüşte ismini Türkçe bozuk sazdan türemiş olduğu bir saz çalma şekli olan bozuk düzenden geldiğidir. Buzuki yumurta biçimli gövdesi ve uzun sapıyla bağlama, kopuz ve utla aynı aileden gelmektedir. Buzuki İrlanda folklorunda da rastlanır. Gövdesinin ön kısmı genelde sedef kalkmaları ile süslenmiş olan buzuki mızrap veya pena ile çalınır. Evet, buzuki de akustik bir alet ama şu kısmına manyetik takarak buzuki'yi de elektro buzuki haline getirebilirsiniz kolaylıkla. Evet, şimdi gelelim bas gitara. Bas gitarların da çalışma prensibi elektro gitara benzemektedir. Fakat önemli farkı genel 4 telli ve kalın bir sese sahip olmasıdır. Evet, bas gitarlar aslında biliyorsunuz kontur bas diye bir alet var. Son derece büyük, iri, özellikle caz müziğinde kullanılıyor. Bu aletin yerini aldı caz müziğinde özellikle. Çünkü kontrbası taşıması ve bakımı oldukça masraflı olduğu için ve zor olduğu için bas gitarlar, elektro baslar kontrbasın yerini aldı. Günümüzde caz orkestralarında hemen hemen her orkestrada bas gitar kullanılıyor. Biraz geride kalan bir alet gibi gözükse de müziğin altyapısını oluşturan çok önemli bir alettir. Özellikle caz müziğinde son derece usta bas gitaristler bulunur. Hemen her müzikte bas gitarist olması gerekir. Evet, genelde 4 telli dedik ama 5 telli baslar da var veya 6 telli de az da olsa oluyor. Bas gitarlarda genelde parmakla çalınıyor. Penayla da çalınabiliyor ama genelde parmakla sesi daha iyi çıktığı için parmakla çalınan bir alet. Evet, diğer bir bas gitar modeli elektroakustik bas gitar. Bu da özellikle unplugged konserlerde kullanılan bir alet. Elektro basın yerine bu şekilde akustik gitar gibi kullanılıyor ama çok yaygın bir şey değil. Evet, diğer bir model perdesiz gitar. Perdesiz gitar da ara sesleri verebilmek için yapılmış bir alet. Normal gitara çok benzese de oldukça farklı bir ses rengine sahiptir. Perdesiz gitarı 1976 yılında ilk Erkan Oğur Türk müziği seslerine olan ihtiyacı için üretmiştir. Evet, bu gördüğünüz gibi uda benziyor. Perdeleri yok. Tabii gitar perdeleri olduğu için üzerindeki notalar aynı piyanodaki gibi tam ve yarım sesleri veriyor. Onun dışındaki ara sesleri perdeli gitarlarda veremiyorsunuz. Perdesiz gitarlar ise hem bu ara sesleri veriyorsunuz hem de
bir perde geçişi arasında ses kaybı olmuyor. Direkt keman gibi veya işte ut gibi notadan notaya takılmadan geçebiliyorsunuz. Evet, gene bizim Türkler tarafından geliştirilen bir gitar, mikrotonal gitar. Bu da ilginç. Ayarlanabilir mikrotonal gitar Tolga Han Çoğlu tarafından 2008 yılında tasarlanmıştır. Bu da konservatuvarda bir hocamız. Evet, Tolga Han Çoğlu yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamlamış. Bağlama tekniklerinin klasik gitar icrasına uyarlanması başlıklı doktora tezi 2011 yılında Almanya'da yayınlanmış ve gördüğünüz gibi şu şekilde mikrotonal gitarı geliştirmiş. Bunun yarışmaları falan da yapılıyor. Özellikle İTÜ'de. Bu şekilde yarışmalarda da birçok ödül var bu ürettiği için. Hem ortaya koyduğu bu enstrümandan dolayı hem de ortaya koyduğu eserlerden dolayı, icradan dolayı oldukça başarılı bir hocamız. Evet, bir de çift saplı gitarlar var. Mesela aynı anda hem perdesiz hem de perdeli gitarım olsun istiyorsanız veya sahnede ikisine birden ihtiyacınız varsa bu şekilde bir tasarım yaptırabilirsiniz. Üste perdesiz sap, altta ise perdeli sap. Tabii perdesiz sapta perdeli sapın verdiği her sesi veremediği için ikisini aynı anda kullanma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Gene Gibson'ın meşhur çift saplı modeli. Üst safta 12 telli gitar var. Yani 6 çift telden oluşan 12 tel ve altta da normal 6 tek tel var. 12 telli gitarlarda saz gibi çift telden oluştuğu için güzel bir tını verir. O yüzden bazı gitaristler bazı şarkılarda 12 telli gitarı daha iyi icra ettikleri için. Tabii şarkının bazı bölümleri, partisyonları 12 telliyle çalınıyor. Bazıları 6 telliyle. Aynı anda çalabilmek için bu şekilde bir model üretmişler. Fakat oldukça ağırdır. Normalde zaten elektro gitar ağır bir alet. Uzun saatler çaldığınız zaman ayakta özellikle yoruluyorsunuz. Bu modellerde daha da ağır olduğu için daha yorucu oluyor. Özellikle Gibson modeller çok daha ağır diğerlerine göre. Evet, bir de lap steel gitar dediğimiz şu şekilde Hawaii yöresine ait gitarlar var. Bunlar 6, 7 veya 9 telli olarak kullanılabiliyor. Evet, gitar çalınırken genellikle kucakta bulunuyor. Ve diğer gitarlardan farklı olarak şu şekilde sağ alt köşedeki resmini görebilirsiniz. Bundle snake dediğimiz, yani şişe boynu dediğimiz bir alet serçe parmağına takılıyor. Bu da ilginç bir ses çıkarıyor işte. Cowboy film müziklerinde veya country müziklerinde bunu duyabilirsiniz. Evet, peki elektro gitar çalmak için neye ihtiyaç vardır? Yani akustik gitar, klasik gitar aldığınız zaman alıp çalabilirsin. Ancak elektro gitarınız olduğu zaman ekstra ekipmana ihtiyacınız olacaktır. Bunlar da işte gitar kablosu, işte gitar askısı, penalar, amfi ve işte akort aleti, tuner dediğimiz bunlara ihtiyacınız olacaktır. Veya pedallar. Tabii amfiler genelde müzik mağazaları şu şekilde starting pack dediğimiz yani başlangıç seti satıyorlar. Daha yeni başlayanlar için içinde her şey var. Ama tabii daha ileri profesyonel gitaristlerin daha kaliteli amfilere ihtiyacı vardır. İşte gitar amfileri de bu şekilde. En ünlü amfi de Marshall. İngiltere yapımı Marshall amfiler ve gene Amerikan Fender'in amfileri oldukça kaliteli ve yüksek fiyatta satılan amfiler. Tabii amfiler tabii ev ortamında çalıyorsanız çok büyük amfi almanız tercih edilmez. Çünkü zaten sesini çok açamayacaksınız. Çok düşük sesle çalacağınız için özellikle konserlerde profesyonel çalışıyorsanız daha büyük amfiye ihtiyacınız vardır. Bir de pedallar var. Pedallar da oldukça önemlidir gitaristler için. Çünkü pedallarla değişik efektler verebilirsiniz. Genelde pedallarda iki türdür. Analog setup veya dijital setup şu şekilde gördüğünüz gibi. Analog setup profesyoneller tarafından daha çok tercih edilir. Çünkü daha doğal sesler verir analog setup. Her bir efekt için ayrı bir pedal vardır. Mesela şu gördüğünüz
pedala vah vah diyoruz. Adı üstünde vah vah diye ses çıkarttığı için vah vah pedalı oldukça kullanılan bir pedal. Gene sert sesi veren distortion veya overdrive mutlaka olması gereken pedallardır. Onun dışında sesi yumuşatan şeyler de vardır. İşte mesela flanger, chorus veya electro harmonics gibi şeyler. Oldukça karışıktır. Tabii bu ses ayarını yapmak zordur. Profesyonel gitaristlerin ayrıca gitar teknisyenleri vardır. Onlar bu ayarları yaparlar. Bazıları da kendi ayarlarını kendi yapmak istiyorlar. Daha basit kullanımı olan ise dijital gitar prosesörleridir. Benim de kullandığım alet şu şekilde. Bunda da hemen hemen tüm efektler var. Sonsuz sayıda ton elde edebiliyorsunuz efektleri karıştırarak. Yine kullanışlı bir alet. Bu da yarı profesyonel sayılabilir. Evet, son olarak bir müzik aleti çalmanın faydaları nelerdir? Ondan bahsederek sunumu tamamlamak istiyorum. Biraz da elektro gitarla ilgili birkaç parça çalıp çok da vaktinizi almadan programı kapatabiliriz. Bir saate yaklaşıyoruz sanırım hocam. Bir saat miydi süremiz? Hocam genelde evet ama açtığınız zamanlarda oluyor. Evet. Bir kere müzik aleti beyni çalıştırır. Müzik aleti çalmayı öğrenmek ve çalmak beyin için oldukça önemli bir egzersizdir. Müzik aleti çalarken beyninizin birçok bölümü aynı anda çalıştığı için oldukça faydalıdır. Bir de tabii hafızayı geliştiriyor. Parçaları aklınızda tutmaya çalıştığınız için, melodileri aklınızda tutmaya çalıştığınız için hafıza gelişiyor. Sosyalleşmenizi sağlar. Değişik çevrelerle denirsiniz. Müzisyen arkadaşlarınız olabilir. Diğer bir faydası özgüveninizin gelişmesini sağlar. Evet, disiplin kazanmanızı sağlar. Çünkü müzik aleti öğrenmek ciddi bir çalışma ve disiplin gerektirir. Yani belirli saatlerde çalışmanız ve her gün zaman ayırmanız gerekir. Evrensel bir diliniz olur. Duygularınızı daha kolay dışa vurursunuz. Odaklanma problemlerinizi düzeltmenize yardımcı olur. Stresinizi azaltır. Evet, stres atmak için oldukça iyi bir yöntemdir müzik aleti çalmak. İnce düşünmenizi sağlar ve sürekli bir gelişim içinde olmanızı sağlar. Evet, sunumum bu şekilde tamamlandı. Biraz da isterseniz elektro gitar çalayım size. Hocam, varsa başlamadan önce bir sorumuz var ama Erdem şey soruyor size. Hocam diyor, dünyada ve Türkiye'de böyle örnek alınabilecek gitarist gruplar ya da bireyler var mı? Siz en çok kime örnek alıyorsunuz diye soruyor. Tabii var. Bir su içeyim. Şimdi tabii eski nostaljik dönem, yani vintage dediğimiz gitaristler var. Mesela en ünlüleri Led Zeppelin diye bir grup vardı, bilirsiniz onu. Onun gitaristi. Evet. Robert Plant vokalistin ismiydi. Gitaristin ismini hatırlayamadım ama Led Zeppelin'in gitaristi. Gene Richie Blackmore, Deep Purple'ın gitaristi. Onun dışında sadece enstrümantal olarak, yani solo gitar çalan gitaristler var. Tabii en çok beğendiklerim Steve Vai ve Yngwie Malmsteen. Onları beğeniyorum. Türkiye'de de oldukça kaliteli gitaristler var. Onları da beğeniyorum, dinliyorum yani. Bugün çok da öğrenmek istiyorsanız bunların videolarını bulabilirsiniz. Hepsinin dersleri var. Mesela ders olarak YouTube'da bu dersleri izleyerek öğrenebilirsiniz. Onun dışında gitarda kullanılan nota sistemi biraz daha kolay bir sistem var. Tabulatür dediğimiz bir sistem var. Nota okuyup yazmayı bilmiyorsanız tabulatür sistemiyle öğrenebilirsiniz çalmayı. Bunda da çok yeni programlar gelişti. Hem müzik çalarken hem de tabulatür sisteminde gitarı nereye basacağınızı gösteriyor ve bu şekilde kolayca öğrenebiliyorsunuz.
Tabii bu iş... Hocam bir de en sevdiğiniz müzik türlerini sormuş öğrencilerimiz. Mahir özellikle. Ya ben hemen hemen her türlü müziği dinliyorum. Tabii en çok rock ve metal dinliyorum. Onun dışında klasik, caz, Türk müziğini de seviyorum. Yani Türk müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği de dinliyorum. Hemen hemen yani kaliteli olan her türlü müziği dinlemeye çalışıyorum. Belirli bir şeyim yok yani. İlla şu müziği dinlerim, bunu dinlemem diye bir ayrımım yok. Hocam Evet. dilerseniz gitar kısmına geçelim. Hatta istek parçalar gelmeye başladı. İlhan Hoca istemiş, Asturias'ı istemiş, çalar mısınız diye. Bakalım Ne hocamızın Asturias'ı hocam istemiş. Bakalım bu akşamki repertuarında var mı hocam? ne Oo var? hocam Rammstein'den Du Hast geldi. Birçok istek var hocam bakın isterseniz ama hocamızın hazırladığı bir repertuar var. Zorlamayalım dilerseniz. Onu özgür bırakalım kendi repertuarında. Varsa yine hocamız sizinle İrfan Hoca yayınımızı paylaşır. Efendim hocam? ne istemişti? İrfan Hoca ne istemişti? Asturias. Anlamadım. Asturias hocam. Bakarsanız chatboard'a. Chat'i göremiyorum ben burada. Tamam. Yani Asturias'ı istemiş İrfan Hoca. Alptekin Hoca da iyidir demiş. Rammstein'dan da Duhas dinler misiniz diye sormuş Mahir. Diye iletiyorum ben soruları. Dediğim gibi hocamızın lütfen üstüne gitmeyelim. Hocamız bırakalım. Dilediğini çalsın bu akşam. Sonra özel istekleri fakültede kendisine iletirsiniz. Biz bir yerde ayrıca kendisini dinleriz beraberce. Yani şurada var, bizim oluşturduğumuz bir liste var. Emre Hoca ile çalıyorduk. Bayağı bir Türkçe şarkı şey yaptık. 75-80 tane şey oldu. Türkçe şarkı oldu. Ama tabii ben bugün daha çok enstrümantal çalmak istiyorum. Tabii değişik tonlar elde edebiliyorsunuz mesela. Bu daha çok clean ton dediğimiz yumuşak bir ton. Bu da efektli bir ton. Ve tabii en çok kullanılan distortion veya overdrive.
Evet, bu da Mehter Marşı'ydı. Tabii herkesin elektro gitarda nasıl çalındığını merak ettiği bir şey. Ben de bunu bir denemiş oldum. Bir tane daha şöyle herkesin sevdiği bir şarkıdan çalalım. Bu da tabii en ünlü şarkılardan biri, The Final Countdown şarkısını enstrümantal olarak çalacağım. Süremiz kaldı mı bilmiyorum. Bir saatimiz doldu herhalde hocam.
Ses kapalı. Çok pardon. Siz devam edebilirsiniz. Biz gayet mutluyuz. Hatta istek parçalar da var ama ben hocamızı bunaltmayalım, özgür bırakalım dedim. Dilerseniz son bir parçayla veda da edebiliriz. Size bağlı. Tamam. O zaman son parçayı gel. Kendime ait bir şey. Evet, eşim için hazırlamıştım bir şarkı. O zaman eşinize onu çalalım. Tamam. Tabii seyrediyordur büyük ihtimalle. Evet. Hocam şu an seyretmese bile yayınımız zaten YouTube'da baki. Mutlaka izleyecektir diye düşünüyorum. Çok güzel bir besteydi. Ayrıca eşiniz de izliyor. Söylemek istediğiniz bir şey varsa iletebilirsiniz. Şey gibi oldu, hani radyo programı gibi oldu ama eşiniz şu an burada. Kızlarınızla beraber sizi dinliyor. Evet. Bence çok sevgi dolu dilekler de gönderiyordur ama henüz yazmadı. Sadece evet. Burada olduğunu bilin. Ağzınıza, daha doğrusu emeğinize sağlık. Herkes şu an çok mutlu.
Teşekkürlerini Çok seviyorum. Çok iletiyorsunuz. seviyorum. Sizi çocuklar. Eşime, çocuklarıma sevgilerimi gönderiyorum. Hocam çok teşekkür evet. ediyoruz. Ekranınız dondu ama şu an orada mısınız? Buradayım, burada. Tamam, tamam. Hocam bütün konuklarımız size çok teşekkür ediyor. Çok keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akşamdı. Öğrencilerimizi zaten müzikle veda etmek istedik. Hem böyle uzaktan da olsa dönem kapanışı olsun. Mezun olacak olan öğrencilerimize de böyle mutlu, güzel bir saat vermek, geçirmek istedik. Umarım öyle olmuştur. Ben herkes adına, kurumumuz adına da çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Burada programı takip eden hocalarımıza, öğrencilerimize, bu eğitim öğretim yılı da sona erdi. Yarın son gün okulda. Evet, maalesef böyle beraber olamadık. Böyle uzaktan ancak görüşebildik öğrencilerimizle. Tabii artık dördüncü sınıfları göremeyeceğiz ama en azından birler, ikiler, üçleri. Eylül ayında inşallah okulumuzda beraber başlayacak yüz yüze eğitim. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, Can Hocam size de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu kaç haftadır bu programları yapıyorsunuz. Gerçekten büyük emek harcıyorsunuz. Ben de beni de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın da seminerimiz var biliyorsunuz. Ona da 3.30'da hepinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bu arada eşinizden kalp geldi. Hemen ileteyim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz hocam. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın. Arkadaşlar son haftamız. Yaz boyunca yine tavsiyelerimiz devam edecek size. Ama bu haftaki okumanız gereken kitapları, daha doğrusu kitabı, müziği dinlemeniz gereken ve belgeseli hemen tavsiye edeyim. Bir yandan da çaktırmadan kopya çekiyorum. O yüzden dikkatimi aldı. Arkadaşlar bu haftaki kitabımız Turgay Tuna'dan Mezarlar ve Mumyalar. Evrenin ucuna yolculuk izlememiz gereken belgesel. Bir de Kral Ulris'in maceraları var. O da film önerimiz arkadaşlar. Müzik önerimiz de Mendelssohn'dan Wedding March. Hepinize çok çok güzel bir yaz tatili diliyoruz hepimiz. Umarım çok verimli, çok bereketli geçirirsiniz. Eylül ayında hem yüz yüze hem yine dijital ortamda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar.